Kayva şirketi büyük şampiyonası iyice ısınıyor. İnanılmaz ve nefes kesici düellolardan sonra yarı finaller sonunda başlıyor. Rebecca Hawkins, Buffy Ginger, Leon Wilson ve Siegfried Lloyd yarı finallerde yarışacak ve ondan sonra ise uluslararası düello şampiyonu Yugi Moto ile bir ünvan maçı yapacak. Özür dilerim efendim. Bay Siegfried Lloyd ile ilgili istemiş olduğunuz ayrıntılı araştırmayı tamamladık. Bu çok güzel bir haber. Gördüğümüz kadarıyla Siegfried son 3 yılda tek başına 50'den fazla turnuvaya katılmış ve her seferinde ilk 5'te bitirmiş. Ama araştırma sonucunda kişisel geçmişi veya ailesi hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadık. Bir de bahsettiğiniz Schroeder ailesiyle bağlantısıyla ilgili bir kayda rastlayamadık. Yani bu Siegfried tüm dünyada turnuvalar kazanıp duruyor ve kimse hakkında bir şey bilmiyor mu? Görüldüğü kadarıyla bu turnuvalara yerel politikacılardan alınan tavsiye mektuplarıyla katılıyormuş. Öyle mi? Kim mesela? Düzinelerce isim içeren bir liste yaptım. Ama hiçbiri onun hakkında konuşmak istemiyor. Belki biraz hediye vermek gerekiyordur. Ver şu listeye bir bakayım o zaman. Evet efendim. Bazı güçlü kişileri elinde tutuyor. 13 numara. Bu adamı yeniden sorgula. Seni kuyruğundan yakalayacağım fare. Joey kaybetmiş. Dur bir saniye. Bu müthiş. Yani demek ki Yugi bundan sonra beni destekleyebilir. Yaşasın. Turnuvadan pembe saçlı bir adam yüzünden atıldım. Evet, pembe saçlı ama düelloda uzman bir herif tarafından. Bir numara olmak istiyorum ben. Artık biraz büyüsen diyorum. Bana güven, başka düellolar da olur. Ama sen benim gibi her sene ikinci olmuyorsun. Bu onur bana ait canım. Doğru söylüyor. Böyle mi düşünüyorsun? Sonunda her kaybettiğim maç seni daha iyi bir düelloji haline getiriyor, unutma. O zaman çoktan bir numara olmalıydı. Hey! Yugi, büyük baban. Ha? Nesi var? Nerede? Evet, peki sırtını incittikten sonra hiç bir doktora göründü mü? Görünmüştü. Sırtım ağrıyor. Ben doktoru çağırayım. Sakın biz gelene kadar kıpırdama. Doktor Grossfeld, merhaba. Nereye gitti bu adam? Hı? Rebecca'nın düellosuna. Şimdi saldır. Bunu kaçıramazdın. Hadi. Evet. Hadi bitir şunun işini. O gerçek bir Hawkins. Evet doktor. Bir kontrol edelim değil mi? Hı? Gördüğüm kadarıyla dostun çoktan iyileşmiş bile. Sana faturayı gönderirim. Keşke hiç oyalanmasaydım. Merak etmeyin, eminim büyük baba iyidir. Ama hiçbir kasını hareket ettiremiyordu ve belki de asla yataktan kalkamayacaktı. Belki birileri gelip yardım etmiştir. Evet ama kim? Belki de gizli bir hayranı. Bir kereliğine ciddi olamaz mısın? Ne? Büyük baba yakışıklı değil mi diyorsun? Hadi, bir plana ihtiyacımız var çocuklar. Başı gerçekten dertte olabilir. Çok haklısın Dük. Bugüne kadar tanıdığım en şanssız adam o. En azından olumlu düşünelim. Eminim iyi olacaktır dostum. Bence de. Evet. Ve kız arkadaşı da. Haklısınız. Teşekkür ederim çocuklar. Hiç sorun değil. Profesör Hawkins, gidip Rebecca'yı desteklemelisiniz. Evet, biz size sonra yetişiriz. Yugi'nin büyük babasını bulur bulmaz yani. İyi şanslar ve teşekkür ederim. Rebecca'ya onu desteklediğimi ve izlemeye geleceğimi söyleyin. Elbette. Çocuklar, hadi ayrılalım ve büyük babayı bulalım. Tamam. Beni desteklemek için burada olacaklarını sanıyordum. Rebecca! Hey! İşte buradasın. Çok iyiydin Rebecca. Artık yarı finaldesin. Evet. Ama Yugi'nin beni izlemek için geleceğini düşünmüştüm. O nerede? Bir sorunla ilgilenmesi gerekiyor. Ama eminim işi biter bitmez gelecektir. Şimdi düellona odaklanman gerekiyor. Maç bitmeden önce hepsi burada olacak. Sana söz veriyorum. Tamam.
Oh, bu arada Yugi seni desteklediğini söyledi. Gerçekten öyle mi? Yani aynen böyle mi dedi? Evet. Hadi geç kalmadan gidelim artık. Hadi. Bu harika. Hayatımda ilk defa kendimi uzun hissettim. Ah, burası çok güzel. Sanki bizim kasaba gibi. Sadece her şey çok küçük. Tabii onun dışında. Bu heykeldeki ayrıntılar inanılmaz. Biraz uyumam gerekiyordu. Ha? Ve konuşabiliyor da. Bu Leon Wilson. Bütün gece antrenman yaptım. Sanırım biraz kestirmem gerekiyor. Bence de. Peki Yugi ne zaman gelecek? Sıradaki düellomu izlemesini gerçekten çok istiyorum. Burada olacak. Ama beni desteklemek için. Peki arkadaşların ve ailen nerede Leon? Buraya gelmeyecekler mi? Hayır. Herkes çok meşgul ve işleri var. Ama ben yalnız olmaya alışığımdır. Bu kez değil. Ha? Şuna bak. İşte oradalar. Bu düello gerçekten işte müthiş olacak. Leon da orada. Hangisi daha genç? Daha uzun görünüyorlar. Yaşlı adam kim? Yaşlı adam kim? Merhaba çocuklar. Ne demek istediğimi gördün mü? İkiniz de sizi desteklemek için gelen hayranlarınız tarafından sarıldınız. Onları hayal kırıklığına uğratmayın. Hadi sizi seviyoruz çocuklar. Haklısınız. Hadi şimdiye kadar gördükleri en iyi düelloyu yapalım. Aklınızdayız. Yine de Yugi Pom'un burada olmasını isterdim. Bay Muto, orada mısınız? Merhaba, büyük baba. Merhaba ülkesi ziyaretçileri. Lütfen dikkat. Kısa, tıknaz, yaşlı, tulum giymiş ve kafası bantlı bir beyefendi sevdiklerini kaybetmiş. Büyük babasını kaybeden varsa sizi ana kapıda bekliyor. Lütfen dikkat. Tulum ve kafa bandı mı? Bu benim büyük babam. Hey Yugi, anonsu sen de duydun mu? Evet. Ve sanırım siz de duydunuz çocuklar. Evet. Kaç tane tulum giyen ve kafasına bant takan ihtiyar var ki? Bir tane. Tek sorun onun burada olmaması. Haklısınız. Haklısın. Acaba yanlış kapıda mıyız? Hey, şuna bakın. Umarım onu oraya büyük babam koymuştur. Bir bakalım. Bu bir çeşit harita. Kaybo ülkesinin bir haritasına benziyor. Bakın. X işaretine bakın. Demek istediğin X işaretli yeri bulursak büyük babayı da mı bulacağız? Umarım. Bu iş hoşuma gitmedi. Yugi'nin büyük babası buraya gelmemizi istedi, sonra kaçtı ve saklandı. Sonra da burada onu bulmamız için bir harita mı bıraktı yani? Ne demek istiyorsunuz? Sanıyorum biri bize tuzak kurdu. Benim bu tuzağa düşmeye hiç niyetim yok. Büyük babayı kurtarmak için düşmek zorundayız. Pekala, yarı finallerin başlama vakti geldi. İlk düellomuzda Siegfried Lloyd, Buffy Ginger'la karşılaşacak. Bu iki usta Kayba şirketinin Galaxy Tiyatrosu'nda karşılaşacak. Ve sıra ikinci maçımızda. Size ilk defa böyle büyük bir turnuvaya katılan iki küçüğü Rebecca Hawkins ve Leon Wilson'ı takdim ediyorum. Bu iki yarışmacı da Amerikan küçük şehrinde karşılaşacaklar. Artık düellolar başlasın. Hadi başlayalım. Düello vakti geldi. Hadi Leon. Eğer senin için sorun değilse ben başlıyorum. Pekala. İlk harekete geçireceğim kart nazik hayırsever. Şimdi 3 kart daha çekebilirim. Sonra ise elimden 2 kartı bırakacağım. O yüzden bu ikisini mezarlığa gönderiyorum. O kartlardan biri de düşkün Mary olduğu için her oyundan fazladan 200 yaşam puanı kazanacağım. Ama henüz bitmedi. Sonra saldırı modunda Ateş Prenses'ini oynuyorum. Sonra kartlardan birini ters çevirip elimi bitireceğim. Orman kurdunu harekete geçirerek başlayacağım. Rebecca'nın Ateş Prenses'ine saldır. Masalsı dişlerinle saldır.
Ne kadar büyük dişleri var değil mi? Aynı masalda olduğu gibi. Seni daha iyi yiyebilmek için sevgili prenses. Yani bu büyük kötü kurt mu? Yanlış masal. Şimdi bir büyülü kart oynayacağım. Hadi dikenlerin laneti. Bu düşkün Marie'nin özel yeteneğini kullanmasını engelleyecek. Hiç fena değil evlat. Hiç fena değil. Hoşlandığına sevindim. Harika. Pekala. Sıra bende. Şimdi ışıldayan ejderhayı çağırıyorum. Hey Leon. Eğer orman kurdunun ağzının büyük olduğunu düşünüyorsan bir de ejderhanınkine bak. Seni hikayene geri göndermek gerçekten en iyisi olacak. Orman kurdu yok olduğunda yok ettiği bütün canavarlar oyuna geri döner. Bu durumda prensesin oyuna geri döndü. Güzel düelloydu. Teşekkür ederim. Ve bundan bende daha çok var. İşte bu saldırı gibi mesela. Bu şimdilik senin için yeterli. Aa, dedikleri kadar iyiymişsin. Ama bunun beni korkutacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Dikkatli ol. Saldırı modunda hayalet kuş kliple başlayacağım. Güzel hamle. Ama ters çevirdiğim büyülü kartını harekete geçirdiğimde o büyük tavuğu işe yaramaz hale gelecek. Galiba hayalet kuşun sahaya çağrıldığı zaman rakiplerimin tuzak veya büyülü kartlarından birini yok ettiğini unutuyorsun. Pekala hayalet kuş kliyip, prensese saldır. Şimdi ise pastayı büyülü kartını harekete geçiriyorum. Ve hikayemin güzel olduğunu düşünüyorsan mutlu sonunu bekle. Hadi Rebecca, bakalım elinde ne var? Şimdiden özür dilerim. İlk hamlem. Hey, neler oluyor? Çok tuhaf. Rebecca'nın canavarının saldırı puanları yükseliyor. Annemin de her zaman dediği gibi çok fazla şeker yememelisin. Pasta evin ilk başta güzel göründüğünü biliyorum ama bir kere içine girdiğinde bedelini ödemek zorundasın. Evet 600 puan kazandın ama canavarının puanı 2500'den fazla olursa bum yok olacak. Ve ben de fazladan 500 yaşam puanı kazanacağım. Leon'un kartları çok garip. Bunlardan hiçbirini daha önce görmemiştim. Bu kadar oyun yeter. Şimdi sığ mezarı oynuyorum. Aa. Şimdi ikimiz de mezarlığa giden canavarlarımızdan seçeceğimiz bir tanesini sahaya döndürebiliriz. Neden ışıldayan ejderhaya bir merhaba demiyorsun? O halde ben de orman kurdunu geri çağırıyorum. Şimdi ışıldayan ejderhayı feda ediyorum. Ve ikinci ışıldayan ejderhayı çağırıyorum. Pekala ejderha. Şimdi neler yapabileceğini göstermenin vakti geldi. Ünlü zümrüt saldırısını yap. Bu kadarı yetmedi mi? Gerçekten iyi olduğunu kabul etmeliyim. Ama bu hikaye henüz bitmedi. O yüzden otur ve tadını çıkar. Önce kurdu saldırı moduna çeviriyorum. Sonraysa küçükken uyumadan önce dinlediğin hikayelerden tanıdığım bir kızı çağıracağım. Ve büyükannesi sayesinde de baloya gitme fırsatını kazanacak. Tahmin ettin değil mi? Cinderella. Onun özel yeteneği sayesinde otomatik olarak bal kaba arabasını da sahaya çağırabileceğim. Ve camdan pabuçlar olmazsa nasıl bir prenses olabilir ki? Ha? Bu nerede ne böyle? Şöyle açıklayayım. Bal kaba arabası oyunda olduğu sürece Cinderella ejderhanı aşarak sana saldırabilir. Pekala Cinderella, şu pabuçları çıkar da parti başlasın artık. Aa,
Ama Cinderella asla karşılığında bir şey vermeden yaşam puanlarını almaz. Mükemmel oturmuş. Şuna bak. Yani ejderha pabuç mu giyiyor? Evet. Ve ejderha o şık pabuçları giydiği sürece Cinderella'ya saldıramayacak. Aa, bu arada ejderhanın 1000 saldırı puanı kaybettiğini söylemiş miydin? Hepsi bu kadar mı? Hayır. Büyük anne kılığına girmiş kurdu da unutmamalıyız. Saldır! Bu arada ne zaman camdan pabuç giyen bir canavar yok edilirse Cinderella sonraki saldırısı için kullanabileceği yepyeni bir çip daha kazanıyor. Ve bu yeni çip ise ona 1000 puan daha veriyor. Ah, ve son olarak da bir kartı ters çeviriyorum. Leon'un bu defolu masal kahramanlarından oluşan destesine karşı nasıl savaşabilirim? Beni deli ediyorlar. Bu inanılmaz hikayelere oyuncak ayıp sayesinde son vereceğim. İşte başlıyorum. Sıra bende. Sanırım aramızdan birinin gerçek bir kart oynamasının sırası geldi. Mahkum Armağan. Kim korkar büyük kötü kurttan? Bu kart sayesinde ben değilim. Sonra da ezerek yok etme kartını harekete geçiriyorum. Bu kart sağdaki bir büyülü kartı yok ediyor ve sonra da kartın sahibine 500 puan kazandırıyor. Son olarak da prensesinin poposuna bir kraliyet tekmesi gönderiyorum. Artık bu işe bir son vermek için ayna gücünü harekete geçiriyorum. Sadrın savuşturuldu ve karşılıksız çıktı. Hayır, olamaz. Tamam, sıra sende. Üzgün görünüyorsun. Rahatla. Düello yapmak eğlencelidir Rebecca. Cinderella'ya baksana, ne kadar da eğleniyor. Prenseslere ve masal kahramanlarına karşı savaştığıma ve kaybettiğime inanamıyorum. Yıldızlara göre bugün pek şansın yok. Ve işte kazanan son moda ve zarif Siegfried Lloyd. Gel ve beni gör Bay Kayı. Peşindeyim Siegfried. Çocuklar, doğru yöne gittiğimizden emin misiniz? Eğer haritayı doğru varsayıyorsak Yugi'nin büyük babasının tam şu köşede olması gerekiyor. İyi olduğunu umalım. Umarım iyidir. İşte bu kadar. Çin restoranında mı? Ne yani? Biz deliler gibi etrafta dolaşırken büyük baba oturmuş Çin yemeği mi yiyormuş? Bekle. Yugi, dikkatli ol. Büyük baba! İçeride misin? Merhaba! Ne olursa olsun seni kurtaracağım büyük baba.